Başkalarına hiçbir zaman kanalımı doğru düzgün söyleyememişimdir. Çünkü kanalımda çektiğim içerik Roblox ve başkasına genellikle söylediğim zaman şöyle bir cevap alabiliyorum. 3 kişi daha falan hep bu şekilde cevap aldım. Destek veren falan da oldu ama genellikle aldığım cevap şu: Roblox bebek oyunu değil. Şimdi Roblox bebek oyunu normalde değil ama öyle bir algı var ve ben bu algıyı bu videoda yıktım abi. Eğer de sizin bir arkadaşınız falan varsa Roblox'a bebek oyunu falan diyen, bu videoyu ona izletin lütfen. Tamam, artık videomuza geçelim ama üyelerimizi gösterelim ilk önce, öyle geçelim. Vietnam XMC'si Basic'te, TGC The Galactic Cruiser'ın XMC'si Hero ile ve Yılmaz Tat XMC'si Epic de üyeliklerini göstermişler. Üyeliği biten birkaç arkadaşlarımız da var. Mesela Tilki Reis'in üyeliği bitti ama hala Discord'daki üye duyurularını falan görebilir. Yani üye özelliklerini hala yitirmedi. Ve ayrıca 1000 Robux çekilişi bitmedi, hala devam ediyor. Neyse, videomuza geçelim. 1000 Robux çekilişi için bir önceki videoma gidebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim şimdi. Bu arada videoda ses kaydını aldığım vakit sabahın 9'u falan da, o yüzden sesim biraz yavaş çıkmış olabilir. Neyse, geçelim artık. Roblox, David Bozuki ve Eric Kassel tarafından geliştirilen, istediğin oyun yapabileceğin, yapılan oyunları da oynayabileceğin bir platform. Yani sınırları yok. İster gidip bir korku oyunu oyna, ister FPS oyunu oyna, istersen vahşi bot temelli oyunları oyna. Sana kalmış. Bir de küçük yaş kitlesine hitap eden ve rol yapma üzerine kurulmuş oyunlar var ama genellikle artık kendini çocuk olarak nitelendirmeyip gençlik çağına adım atmış olanlar bu tarz oyunları sevmeyeceklerdir. Ama daha milyon tane oyun var. İşte iyi yanı da bu. Sıkıldığınız zaman farklı bir oyuna geçebilirsiniz. Gerçekten daha iyice bir fikir. Yaş kitlesi 8 yaş ve 18 yaş arası olan Roblox'ta sadece oyun oynamıyorsunuz, oyun yapabiliyorsunuz. Kodlama olsun, modelleme olsun, hepsini kullanarak kendi oyununuzu oluşturabilir. Bu oyunlardan oyun içi para, yani Robux kazanabilir. Hatta bunu iş derecesine çevirdiyseniz Developer Exchange sayesinde kazandığınız Robux'ları gerçek paraya dahi çevirebilirsiniz. Dediğim gibi sınır falan yok ve bu olay her yaşa hitap ettiğini gösteriyor. Fakat ortada çoğu insanın hataya düştüğü bir konu var. Roblox hakkında bir şey bilmeyip etrafından duyanların bazı diyorum ama bazı desen de yüksek kitle, bazı kişilere hiç Roblox'u duydun mu deyince hemen hemen hepsi şu moda bürünüyor: Roblox mu? Bebek oyun değil mi lan o? Bir kere oyunun daha ne olduğunu bilmeden konuşmak sadece Roblox için değil, her şey için çok saçma. Önyargı işte bu. Roblox eğlenceli de olsa grafik ve dizaynı Legolara, küplere falan benziyor diye oyunu bebek oyunu demek önyargıdan başka bir şey değil. Bunu diyenin Fall Guys'a da, Among Us'a da, Minecraft'a da, Fortnite'a da bebek oyunu demesi gerekir. Hatta bu konunun en iyi açıklamasının birinde Enes Krasov şu videosunda vermiş. Sadece küçük bir kısmını göstereceğim. Full videosu açıklamada olur zaten. Kaynakların ve anlatıların hepsini açıklamada vereceğim ve bundan başka birkaç tane daha yapacağım anlatılmalara olacak. Dediğim gibi kaynaklar açıklamada. Devam ediyoruz. O Mario oynar çocuk oyunu, biri LOL oynar bilmem ne oyunu, biri bilmem ne oynar velet oyunu. Yani böyle sınıflandırmaya hiçbir zaman son vermiyoruz. Hani aşağılamak istiyoruz insanları oynadıkları oyunlar üzerinden. Ama dışarıdan oyun oynamayan insanlar bizi aşağılamaya başladığı zaman yapılan şeyin çok yanlış olduğunu söylüyoruz. Sadece bu sözler bile her şeyi açıklıyor aslında. Her oyun için şu velet oyunu, bu bebek oyunu, bu şunun oyunu, bu böyle oyun demek hiç doğru değil. Bir oyunu sevmekte oyuna ön yargılı eleştiri yapmak aynı şeyler değil. Eleştirinin de bir adabı, üslubu var yani. Yerinde ve objektif olması lazım. Yani çoğunluk bir oyunu sevmiyorsa geri kalanlarını da sevmemesi lazım diye bir kural yok. Ama nedense böyle bir duygu var. Örneğin geçenlerde benim de takip ettiğim yabancı yayıncılardan biri Rambo. Lil Nas X eventi olmuştu biliyorsunuz. Lil Nas X'in konseri olmuştu. Onun eventine katılmış ve videosunda hep kötü yan bulmaya çalışıyordu. Rambo'yu sırf bunları dedi diye izlemeyi bırakmadım ama güzel bir davranış değildi. Ve videosunda şöyle bir şey de söylemiş ve bu söylediği söz cidden bu duyguyu net bir şekilde yansıtıyor. What is that? I would be really sad if I was in Roblox too. I mean, like, the motion capture is good. I'll give them that. But again, it's in Roblox. Neden güzel değil? Çünkü Roblox'ta. Yani bu söz ön yargıdan başka hiçbir şey değil. İnanın bana, bu konser, aynı danslar, aynı hareketlerle bu sefer daha başka bir oyunda olsaydı, yani atıyorum Fortnite'da olsaydı mesela, daha fazla sevilirdi. Roblox'u bebek oyunu olarak nitelendirenlerin neden böyle düşündüklerini biliyorum. Neden sizce? Sebebi basit ve ayrıca doğru da bir sebep. Roblox'un içindeki oyunlar gerçekten kaliteli olabiliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. YouTube'daki en çok izlenmiş video Baby Shark ve hedefi çocuk kitle. Yabancı konum olarak kayıtlı olsa da en büyük şirket olmayan Türk kanalı da oyuncak avı ve hedefleri çocuk kitle. Peki bu olay Roblox'ta nasıl? Şu anda Roblox'un 20 milyon rakamıyla en çok ziyaret edilmiş oyunu Adopt Me ve hedefi çocuk kitle. Yani anlayacağınız, hedef kitleniz çocuklar olursa başarınız haliyle artıyor. Sadece çocuklar için tasarlanmış olması yeterli. İsterse hiç uğraşılmamış olsun. Zaten hiç uğraşmayıp çok başarı almış, sonra bayağı kazanç elde etmiş Roblox oyunları hakkında bir videom var. Gidip inceleyebilirsiniz kanalımda. Dediğim gibi Adopt Me gibi oyunlar Roblox'un en çok oynanan oyunları olunca oyunun temsilcileri de oluyorlar.
Roblox'u bilmeyip bir kontrol eden biri bu oyunla Roblox tanısa, yani Adopt Me'le Roblox tanısa, tabii ki de oyuna bebek oyun diyecektir. Şu an Roblox işte bu olaydan kaçınmaya çalışıyor. Oyunlar sayfasındaki popüler kısmını aşağılara doğru çekler, alt kısımlara çocuklara hitap eden oyunları yerleştirmeye ve üst taraflara daha çok artı 13 yaş kitlesini hedefleyen oyunları koymaya başladılar. Ki bu iyi bir şey, fakat bir kere bebek oyunu denildiğinde kulaktan kulağa bir algı yayıldı ve Roblox'u bilmeyenlere Roblox hakkında soru sorduğunuz vakit çoğunluğu çocuk oyunu diyor maalesef ve kalıplaşmış bir algıyı bozmak çok zordur. Örneğin daha düne kadar herkes Minecraft'ta bebek oyunu, çocuk oyunu falan derken PewDiePie bunu eğlenceli hale getirince bu sıfatlardan oyun tamamen ayrıldı. Yeni YouTuber'lar keşfettik, oyun camiası birden havaya uçtu yani. Tekrardan satış oranları falan hepsi yükseldi ve oyun eski değerine geri kavuştu. Şimdi eğer PewDiePie bu camiayı tekrardan canlandırmasaydı, bilin ki Minecraft YouTuber'ı olmuş kişileri tanımıyor olacaktık. Kafanıza getirin gençler, milyon tane YouTuber belki olmayacaktı. Aynısı şu anda Roblox'ta da var. Hatta bir keresinde PewDiePie canlı yayında Roblox oynadı ve cidden bazı oyunları sevdiğini bile söyledi. How was that not a hit? Hey! Ama bunu bir seri haline falan getirmedi. Algı yerinde durdu. Anlayacağınız işin içinde biraz da insanların bakış açısının yıkılması gerektiği var. İnsan her zaman keşfetmeli, yeni şeyler tanımalı, öğrenmeli. Sevdiği bir şey var diye başka şeyleri sevemez diye bir kural yok. Ve bu yüzden siz kimsenin ne dediğini aldırmayın. Keşfetmeye bakın. Tamam, her şeyi anladık bundan sonra. Fakat bazen Roblox'a bebek oyunu diyenlerin haklı olduğu yanlar da var. Zaten birini sebep olarak verdim. Temsilci oyunları çocuk kitleye hitap etmesi. Ha işte bu kitleye hitap durumları işi bozuyor. İşin YouTube tarafına bakacak olursak, oyun trendlerindeki Roblox içeriklerinin çoğunda yine hedefin çocuk kitle olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın, hiçbir YouTuber'a burada kötü bir laf etmiyorum, ancak kendileri de videolarının çocuk kitlesi için yapıldıklarını biliyorlardır. Ha vardır büyük yaşında, atıyorum 15-16 yaşlarında izleyen bu kanalları. Her ne kadar her kitleye hitap etmek isteseler de komik davranışlar, böyle rol yapma, şirin şeyler videolarda olunca içerik kitlesinin yaşı haliyle mutlaka düşüyor. Tekrardan söylüyorum, YouTuber'lar hakkında hiçbir kötü lafım yok falan, yani anlamadan lütfen yorum yazmayın, çünkü YouTuber'lara burada hiç kötü bir şey demem. Herkese saygım var. İsteyen istediğini izleyebilir. Ama işte bu içerikler oyun trendlerinde olduğu vakit insanlar buraya baktığında oyunu tabii ki de çocuk oyunu olarak algılayacaklar. Şu anda daha yüksek yaş kitlesine hitap eden mesela geldi başkan var. Aklıma pek gelmedi benim başka, ne yalan söyleyeyim. Ya mesela siz de yorumlara yazın hangi kanalları izlediğiniz ya da hangi kanalların böyle daha çok şirinlikten falan uzaklaştığını. Çünkü aklıma gelmedi şu anda cidden. Her neyse, oradan sapmayalım. Evet, YouTube trendleri de aynı şekilde bu algıyı etkileyebilir. Şimdi bu kadar anlattık diyebilirsiniz. Madem bu blok çocuk oyunu değil, say bildiğin kaliteli oyunları. Onun için buradayız efendim, rahat olun. Arsenal. Her zaman Roblox'a yeni başlayan birine ve FPS tarzı seven kişiye önereceğim oyun abi. Oyun akıyor. Oyunda koşma yok çünkü karakter zaten yeterince hızlı. Havada uçmalar, kaçmalar, farklı farklı modlar, farklı haritalar, skinler, emotlar, konuşma paketleri, ölüm efektleri derken harika bir FPS oyunu. Pay to win de değil, daha ne istersin ki? FPS türünde Roblox'un çok örnekleri var. Ha mesela Arsenal hoşunuza gitmedi diyelim, oynadınız sevmediniz. Başka FPS oyunu mu arıyorsunuz? Sayalım abi, yeter ki iste. Bad Business, Randomizer, Phantom Forces, Knife Ability Test, Polybattles, True Seed, Zombie Uprising, Big Paintball, Notoriety ve bir sürü daha niceler. Daha vardır bir sürü. Ararsınız bulursunuz. Zaten arama kısmı bunun için yaratılır. Tamam, FPS oyunu sevmiyorsunuz diyelim. Başka oyunlar istiyorsunuz. Mesela mimari hakkında Bloxburg var. Bütün ev yapıyoruz. Sims'in Roblox ve Roleplay'e birleştirmiş hali mesela. Tamam, onu da mesela paralı o Roblox gerekiyor. Bedava mimarinizi geliştireceğiz bir oyun lazım size. Build a Bot for Treasure. Yani klasik bir bot yapma oyunu, bot yapıyorsunuz, sona gidiyorsunuz, hazine alıyorsunuz falan demek. Bu oyunda Space Walker mı demezsin, uzay mekiği mi demezsin, Optimus Prime mı demezsin, full çalış, oyun için makine ve eşyalar yapmak mı demezsin, çalışan kocaman RPG roket mi demezsin, full optimizasyonlu ve yükseklik süspansiyonlu tank mı demezsin, ne istiyorsan yapabilirsin. Ben oyunu gemi yap, para al, geç oyun tarzı bir şeyler zannediyordum ama bütün fikirlerimi şu YouTuber'ın sabredildi değiştirdi. Bazen kafam almıyorlar, nasıl yapıyor acaba? Tamam, bu da güzel, ben arada atıştırmak bir el gireyim falan, böyle mobil oyun tarzı küçük bir oyunlar olsun. Sonra çıkayım mı diyorsun? Word Bomb var, bildiğiniz mobil oyun tarzı cross platform kelime oyunu. Chess, bildiğiniz satranç, multiplayer ve arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Çok abartılacak bir şey değil ama yine de çerezdi, zaten şu anda gündemde satranç var. Runopoly, bildiğiniz Monopoly ama Roblox versiyonu. İçindeki mal ve mülkler, arsenal falan Roblox oyunda. Yani resmen tahta oyunları falan hepsini Roblox'a uyarlamışlar ki gayet güzel bir şey. Ve daha niceler, bir sürü bulursunuz bunlardan, dediğim gibi. Bana grafikli bir oyun göster, gireyim de içim açasın, fotoğraf falan alayım, Roblox oynamıyorum gibi hissettirsin bana abi.
Öyle diyorsan milyon kadar showcase oyunu var. Sadece arama kısmına showcase yaz. Bazıları cidden Roblox dışı, inanamıyorsun. Bir de bana Roblox dışı bir oyun göster, böyle grafikleri falan olsun az önce dediğin gibi. Ama oynanılabilir olsun, yani içinde bir amaç olsun. Hellraiser. Adamlar Doom'u, evet bildiğiniz Doom'u almış. Nasıl yaptılarsa aynısının tıpkısını yapmışlar. Multiplayer, alan kapmaca, Team Deathmatch oyun modlarıyla şenlendirmişler. Çok müthiş bir oyun olmuş. Yani iyi bir bilgisayarınız yoksa biraz sıkıntı ama varsa bir göz atın değil mi? Evet. Oyunları da söyledik, sebepleri de söyledik. Roblox'u denemediyseniz ve bebek oyunu diyorsanız bazen insanların sözlerine umursamamanız, zincirleri kırmanız lazım. Hiçbir şeyi denemeden öğrenemezsiniz. Eğer Roblox'u denemediyseniz ya da size bebek oyunu oynuyorsun diyeceklerinden korkuyorsanız gidin şu an oynayın. Ben X'in VC tarzı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.